terörü durdurmak istiyorsa, samimi çalışmak istiyorsa herhangi bir kişi veya kurum veya hükümet, Darwinizmi bölgede, bütün bölgede tamamen bitirmek durumundadır. Bu Darwinizmi yasaklayarak değil, Darwinizmi çok kapsamlı anlatarak olur. Çünkü onların anormalliğini biz halka başka türlü anlatamayız ki. Önce bir, yani onların ne kadar çarpık olduğunun anlaşılması için Darwinizmin çok kapsamlı anlatılması lazım. Sonra da onların yalanlarının, oyunlarının tek tek yine izah edilmesi gerekiyor. Mesela tek bir ara fosil yok derken Darwinistlerin gösterdiği fosilleri önce bir göstermek lazım. Fosil diye gösterdik şeyleri. Yani nasıl mükemmel, nasıl simetrik, düzgün varlıkları, değil mi? Soyu tükenmiş varlıkları nasıl ara fosil diye gösteriyorlar. Ve onun arkasında da onun yerine gerçeklerini göstermek lazım. Yani yaratılışı ispat eden fosilleri. Samimi olan çalışma bu olur. Yoksa çekinip Darwinistlerin dediği gibi, evet arkadaş siz doğrusunuz, biz aman aman yaratılıştan bir daha bahsetmeyeceğiz. Ağzımıza işte fermuar çektik, bir daha söyler miyiz demek, bu bir mağlubiyettir. Yani bilim adına da mağlubiyettir. Çok samimiyetsiz bir görünüm bu. Çok çok kötü. Yani benim öyle bir insana karşı saygım pek olmaz, söyleyeyim. Yani çünkü korkuyla hareket etmiş olur o. Halbuki samimi hareket etmesi lazım. Biz Darwinizmi anlatmayı diyor muyuz? Bilakis. Yani çok kapsamlı anlatılması lazım. Hatta Darwinizm özel bir ders olarak da okutulabilir okullarda. Yani mesela felsefe dersi hem liseye, bizim zamanımızda bir lisede vardı ama lise 1, 2 ve 3'te felsefe dersi olması lazım. Hatta ortaokulda olması lazım. Felsefe dersinde de en ağırlık konulardan bir tanesi de Marksizm, Marksist düşünce, faşist düşünce, kapitalist düşünce, Darwinizm olması lazım. Bunlar çok kapsamlı anlatılması lazım. Sonra da bunların yalancılıkları, açmazları, sahtelikleri teker teker izah edilmesi lazım. Aynı kitapta, felsefe kitabında. Ve tamamen bilime dayalı olarak ve tamamen delillere dayalı olarak ve tamamen de tartışmaya açık olarak. Yani biz diyoruz da tesadüfen olamaz diyoruz. Onlar diyorlar ki evet diyor, biz de zaten tesadüften bahsetmiyoruz diyorlar. Peki neden bahsediyorsunuz? Tabii ki tesadüf yoktur ama ne diyoruz? Tesadüftür tabii ki diyor. Kardeşim yapmayın, yani hem vaktimizi alıyorsunuz hem insanların da vaktini alıyorsunuz ve cahili cühelayı da ayaklandırıyorsunuz. Yani polise taş atanlar, olay çıkaranlar, yani Marksistliğe özenenler, Leninistliğe özenenlerin eğitimi nasıl oluyor? Darwinist eğitirsen onu yapacak adam başka bir yolu yok ki onun zaten. Darwinist olursa ya faşist olacaktır ya komünist olacaktır. İkinci bir yol olmaz. Yani genelde de bütün dünyada bu şekilde görülüyor. Ama tekrar söylüyorum, Darwinizmin anlatılmaması çok büyük bir hata olur. Yani biz mesela küfrü bilmiyorsak, küfürle nasıl mücadele edeceğiz? Yani değil mi? Evet. Şirki bilmiyorsak, Cenab-ı Allah Kur'an'da şirkten bahsediyor ama şirki bilmiyoruz. Evet. Neye mücadele edeceğiz peki? Şeytanı tanımazsak, şeytana nasıl karşı mücadele yapacağız? Dolayısıyla şeytanın ideolojisi olan Darwinizmin çok kapsamlı anlatılması lazım. Yani bu çok acayip anlatılmaması. Anlatılması zaten onun yıkılması için temel gereksinimdir. Yani Darwinizmi anlatmak demek zaten Darwinizmi yıkmak demektir. Yani kökünden, çünkü ne kadar mantıksız, münasebetsiz, delillere dayalı olmadığı, bilimsellikten uzak olduğu, tamamen safsataya dayalı olduğu ancak Darwinizmi anlatarak mümkün olur. Anlatmadan nasıl anlatacağız? Yani